Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin Kavuz, hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konuğum HP Omen 14. Ufak ve şık yapısının altında çok güçlü bir performans yatıyor. Gelin hep beraber ne gibi özellikler ve bize neler sunuyor bunları yakından gösterelim. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. bir süredir HP Home'un Transit 14'ü kullanıyorum ve bende birçok fikir değişikliğine sebep oldu. Bunlar neler mi? Eskiden daha çok laptoplarda işte 15.6 inçlik ya da 16 inçlik laptopları kendime daha böyle yakın bulurdum. Ama HP Omen Transit 14'ü kullandığımdan beri dedim ki benim yeni form faktörüm bu 14 inç boyutundaki laptoplarmış. Ve bundaki benim fikrimi değiştiren cihaz da HP Omen Transit 14 oldu. Bunu tamamen övmek için söylemiyorum. Çünkü benim hani beklentilerimde neler oluyor bir oyuncu laptopunda? ekranın parlaklığı ve renkleri iyi olsun. Canlı renkler sunabilsin. Performans anlamında beklentilerimi karşılayabilsin. İşte oyunlarda iyi bir performans verebilsin. Veya işte kendisinin arayüzünde yapmış olduğum uygulamalarda örnek veriyorum Adobe Photoshop, Adobe Premiere gibi uygulamalarda bana kurgularda yardımcı olabilsin. Güçlü bir laptop olsun. Aynı zamanda da kasa olarak da biraz daha şık ve kibar olsun diye bir beklentim olurdu. E bu tarafta HBO'nun Trends 14 Hani bu ufak yapısının altına tüm benim ihtiyaçlarıma karşılık görebiliyor ve tüm işte kafamdaki soru işaretlerine çözüm bulabilen bir laptop oldu. Yani ben bunu rahatça Adobe Premiere, Adobe Photoshop gibi uygulamaları çalıştırabildim. Oynamış olduğum oyunlarda yüksek FPS'ler alarak donma takılma olmadan bu oyunları da rahat bir şekilde kullanabildim. Aynı zamanda soğutma sistemi başarılı olduğu için cihaz ısınmıyor. Ve tabii ki de en önemlisi taşınabilirlik anlamında da sizlere birçok kolaylık sağlıyor. Ufak yapıda olması masada duruşunda, çantanıza koyduğunuzda, yanınızda taşırken hatta kucağınızda kullandığınızda bile sizleri yormayan ufak ve kibar yapısıyla benim burada tüm beklentilerimi karşıladı. Ve artık hani dedim ki ya madem böyle laptoplar bunları yapabiliyormuş benim yeni fa favori laptop tipim de bunlar oldu. Çünkü hani bu kadar ufak bir kasaya genelde işte ofis laptoplarında neler gördük? İşlemcinin ekran kartını kullanırdı. işte burada denilirdi ki işte kasa kalın olmasın, kasa kaba olmasın. işte o yüzden harici bir grafik birimi kullanmadık. Ancak bakıyorsunuz HP tarafında Omen Trans 14 modelinde hem bir Nvidia GeForce RTX bir ekran kartı yerleştirilmiş. Hem de çok başarılı bir soğutma sistemi içerisinde bulundurularak ince yapısı korunmuş. E bu anlamda da ne oluyor? İşte gerçekten fikirleri değiştirebilen sizleri bu tarz laptoplara yöneltebilen bir cihaz olmuş. Bu anlamda da ben çok beğendim. Şimdi gelin sırasıyla detaylarına inelim. HP Transit 14'ün ekranına baktığımızda bizleri OLED panel bir ekran karşılıyor. Bu ekranımız gerçekten renk tarafında çok başarılı. Sizlere hem en doğru, en canlı ve en net renkleri sunabilirken %100 DCI-P3 renk komutunda tamamını destekliyor. Bu sayede sizler tüketmiş olduğunuz içeriklerde ayrıca HDR desteğiyle hani HDR destekli içeriklerde çarpıcı görüntü deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yaratıcı Oyuncılık anlamında Adobe Premiere, Adobe Photoshop gibi uygulamalarda sizler en doğru renklerle burada çalışmalarınızı tamamlayabiliyorsunuz. E oyun oynarken de bu çarpıcı görüntü deneyimini gerçekten sizlere daha keyif almanızı sağlayabiliyor. E bu anlamda da mesela ben bir Valorant oyununu oynaması seven bir kullanıcı olarak artık rakiplerimin renkler daha canlı işte daha parlak bir ekranda oynadığım için ne oluyor rakiplerimi daha hızlı fark edebiliyorum. İşte bu da OLED ekranı diğer laptoplarla yan yana koyduğunuzda bile burada farkını bariz bir şekilde hissettirebilen özelliği. E bunların yanında biraz daha teknik detaylarına baktığımızda ekranının 2.8K'lık bir ekran çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı, 1 MS tepki üstesi ve 500 nit parlaklıkla geliyor. Yani dışarıdaki kullanımlarınızda ev, ofis tipi yerlerde kullandığınızda da bu yüksek parlaklık diye Geriyle de ekran gerçekten o parlak halini iyi bir şekilde koruyup herhangi bir ışık yansa bile görüntüde bir kayıp yaşatmıyor. Bunlardan sonra biraz da şöyle bir tasarımda neler var onlara bakalım. HP Omni Transit elimizdeki model siyah renkte. Bunun alternatif olarak beyaz rengi de çok güzel duruyor. Şahsen bu siyah rengine de bayıldım. Başka incelemelerde beyaz rengini gördüğümde de gerçekten dedim ki hani beyaz rengi de çok güzel durmuş. Hani onlara da göz atabilirsiniz. Siyah rengi biraz daha bütünleşik bir yapıyı korumuş. Çünkü ekranımızın burada alt çerçevesinde siyah bir Omen logolu bir çerçevesi olduğu için de siyah kasayla daha bütünleşik durmuş. Ancak bu kasa malzeme hissiyat olarak çok premium, çok sağlam, işte çok iyi olsa da maalesef parmak izi bırakabiliyor. Yani yağlı parmaklarla değdiğinizde işte arka kapağında veya taş bedinin etrafında parmak izi kalabiliyor. Hani bu bazı kullanıcılar için bir eksi olabilir. Ancak görünüm ve hissiyat açısından ben bu tarzda malzeme kullanımında oldukça yakıştırıyorum. Şimdi laptopumuzun arka kapağına baktığımızda parlak bir yapıda Omen logosunu görüyoruz. Onun dışında kasasına doğru iniş yaptığımızda da Burada bizlere çok şık bir klavye karşılıyor. Bu klavyemizde siyah ve beyaz kontrastı yakalanmaya çalışılmış ve bu klavyede dört bölgeli bir RGB aydınlatması mevcut. Tüm ihtiyaç duyduğunuz kısa yol tuşları, işte basma hissiyatı olarak klavyenin burada hani yazı yazarken, oyun oynarken burada iyi bir şekilde hissettirmesi yine sağ üst köşesinde güçlü görüyoruz. Bunun dışında kasasının şöyle alt tarafına doğru iniş yaptığımızda sol alt köşesinde HyperX logosunu görüyoruz. Bu HP Omen Transit 14'ün DNA'sında HyperX bulunuyor. E HyperX DNA'sı demişken de şimdi sizleri benim HP Transit 14'ün yanında kullanmaktan çok keyif aldığım bir klavye de söyleyeyim. Oyunlarda beraberinde HyperX all klavyesini kullanıyorum. Bu klavye de yine kullanmış olduğum süre boyunca yemeğe memnun eden, oyunlarda rakiplerime karşı avantaj sağlayabilen iyi bir mekanik oyuncu klavyesi oldu. İlk başta gözüme çarpan sevdiğim de biri, multimedya kontrol kısmı oldu. Buradaki ses artırma ve azaltma için çok güzel bir tekerleği var. Bununla ses artırma azaltmak çok keyifli bir hale geliyor. Ayrıca onun hemen yanında sonraki şarkıya geçme, şarkıyı durdurma, önceki şarkıyı çal gibi burada yine tuşlar da bizlere ayrılmış. Üst kapağı burada ayrılabilir şekilde. Yani sizler bu klavyeyi kişiselleştirebiliyorsunuz. Hem yan tarafındaki HyperX rozetini hem üst taraftaki bu plakasını kişiselleştirebilir olması hani sizler klavyedeki birçok anlamda hani sadece RGB anlamında değil kendisinin kasasını bile kişiselleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Ve RGB demişken de RGB detayları da çok parlak ve iyi bir şekilde yansıdığında masanızda durduğunda da çok güzel bir şekilde burada görsel bir şölen yaşatabiliyor. E bunların yanında mekanik anlamda da kendisi HyperX'in kırmızı lineer anahtarlarına sahip. E bu tarafta da oyunlarda rakiplerinize karşı rekabetçi oyunlarda daha hızlı tepkiler vererek de burada kendinize avantajlar sağlayabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak HyperX Alloy Ride 80 milyon nokta bir tuş basma ömrüne sahip. 8K tarama hızıyla beraber minimum gecikmede bu klavyede sizler tuşa bastığınızda anında tepki alabiliyorsunuz. Bu da rakiplerinize karşı avantaj sağlayan detaylardan biri daha. Yani iyi bir mekanik klavye arıyorum dediğinizde de HyperX Alloy Rise güzel bir tercih olacaktır. Şahsen ben HP Omen Transit 14'ün yanında da bu klavyeyi kullanmaktan da çok keyif aldım. Bunların ardından sağ alt köşede Nvidia GeForce RTX Studio logosunu Intel Evo Edition logosunuz. Yine sağ alt köşede burada HP Omen Transcendent'ın burada logosunu yansıtan D14 yazısını görüyoruz ve geniş bir touchpad bizlere ayrılmış. Bu geniş touchpad'in de sizlerin tüm çalışma alanlarınızda işte her hareketinizi doğru algılıyor. Burada işte çoklu parmak kullanımına uygun bir şekilde geliyor ve hani oyun oynarken işte bir yazı yazarken burada touchpad sizlerin elinize zarar etmiyor. Konumlandırışı açısından ve büyük bir yapıda olması Dolayısıyla da beğendim. HP Home Transit 14'ün yuvalarına baktığımızda sol tarafta bir adet USB Type-C Thunderbolt yuvasının onun hemen yanında mikrofon kulaklık combo jack girişini Arka tarafta HDMI yuvasını, onu da hemen yanında yine bir adet daha USB Type-C yuvası yerleştirilmiş ve buradaki USB Type-C yuvasından sizler Display Port olarak da görüntü aktarımı da yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise iki tane USB tip a yuvası yerleştirilmiş. Yani sizlerin ihtiyaç duyabileceğiniz tüm portlar burada kullanıcıya sunuluyor. Şimdi bu laptop soğutma tarafına Tempest Cooling Go sistemi ile geliyor. Bu da laptopun daha soğuk çalışmasına bir katkı sağlarken kendisinde kasasında şöyle bir artı yön daha var. Evet, laptopumuz bakmış olduğunuzda 14 inçlik bir form faktörüne sahip ancak alt kasası biraz daha ekrandan daha çıkıntılı bir şekilde duruyor. Bu da o aradaki fark hem laptopa daha fazla bir port takılmasına imkan ta tanıyabiliyor. Bunun yanında da havalandırma anlamında daha geniş bir alan sunabiliyor. Bu sayede de soğutma anlamında bu yönlerde de bir pozitif artısı mevcut. Bunlara ek olarak da arka tarafta yine birçok havalandırma çıkışı da gözümüze çarpıyor. Yani oldukça soğuk ve serin çalışabilen bir cihaz görüyoruz. HP Omen Transcend 14 Intel Core Ultra 9 185H işlemcisi geliyor. Bu 16 çekirdekli işlemcimizin 6 çekirdeği performans, 8 çekirdeği verimlilik ve 2 çekirdeği düşük güç verimlilik çekirdekleri olarak geçiyor. Bunların hızlarına baktığımızda performans çekirdeğinin base hızı 2.3 GHz verimlilik çekirdekleri 1.8 8 GHz ve düşük güç verimlilik çekirdekleri ise 1 GHz hızda çalışıyor. Bunların turbo frekans hızlarına baktığımızda maksimum turbo frekans hızında performans çekirdekleri 5.1 GHz, verimlilik çekirdekleri 3.8 GHz ve düşük güç verimlilik çekirdekleri de 2.5 GHz hızda çıkabiliyor. Ayrıca bu işlemcimiz dahili grafik birimi olarak da Intel Arc grafik birimi ile geliyor. Yani sizler burada güç tasarrufu anlamında da gerekli durumlarda Intel Arc grafik birimini kullanarak da kendisinin piline de katkı sağlayabiliyor. Bunların dışında harici grafik birim olarak da Nvidia GeForce RTX 4070 ekran kartı ile geliyor. Bu ekran kartını zaten ben hani ilk duyunca dedim ki bu kasaya nasıl sığdırmışlar. Biliyorsunuz ki oyuncu laptoplarında bu tarz ekran kartları sığdırıldıkça kasalarda büyümeler, kasalarda kalınlaşmalar oluyor. Ancak HP Omen Transit 14'te bu ince, şık ve kibar yapısında kasada bunu HP Mercer çok iyi bir şekilde başararak RTX 4070 ekran kartını sığdırabilmiş. Hani bu anlamda da oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir performansla geliyor. E bu da şimdi NVIDIA'nın kendi teknolojileri beraberine getirdiği için işte neler var DLSS, ray tracing, frame generation gibi özelliklerle oyunlarda sizlere hani beklemeyeceğiniz FPS değerlerini yansıtabiliyor. Bunu yaparken de gerçekten hani o görüntü deneyiminde sizler en gerçekçi görüntüleri oyunlarda alabiliyorsunuz. Bunu ray tracing, ayrıca path tracing özellikleriyle hani oynamış olduğunuz oyunlarda eğer onları destekliyorsa gerçekten işte bir suyun yansımasını, ışıkların her şeyin doğru bir şekilde ekrana sunuluyor olması oyunlardaki o çarpıcı görüntü deneyiminde sizlere gerçekten güzel keyifli anlar yaşatabiliyor. SSD tarafında kendisi 1 terabaytlık Western Digital'ın SN810 SSD'siyle ile geliyor. Bu SSD'miz de gerçekten iyi bir hızda çalıştığı için de laptopumuz akıcılık ve çalışma konusundaki hızlı olarak da başarılı. RAM konusunda kendisi 32 GB RAM ile geliyor. 7467 MHz hızlarda çalışabilen gerçekten hızlı RAM'lerle burada o akıcılığı da hissedebiliyorsunuz. Ayrıca DDR5 tipinde bu RAM'lerimizde. Bunlarla beraber sizlerde zaten şu anda hep ekranında detaylarda görüyorsunuz. Oyunlardaki FPS değerlerinde ben bu laptopu Valorant oyununda, Cyberpunk oyununda hani güçlü oyunlarda test ettiğimde hepsinde oynanabilir, akıcı FPS değerlerini bana sunabildi. Şahsen ben biraz daha FPS türü oyunları oynamasını seven bir kullanıcıyım. E bu anlamda da bir Valorant oyunda bana yüksek FPS değerini sunabiliyor olması bunu da OLED bir ekranda o Hani keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyor olmam benim rekabetçilik anlamında da beklentilerimi karşılayabiliyor. Ama hikaye tabanlı bir oyunda örnek veriyorum işte bir Cyberpunk'da bir Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunda ben burada hani oyunda hiçbir donma takılma olmadan oyunda bir çökme yaşamadan burada hem Nvidia teknolojilerini beraberinde kullanabiliyorum hem de yüksek FPS değeriyle de oyundaki akıcılık gayet güzel anlar yaşatabiliyor. E bunların hepsine baktığımızda da ben oyun performansı olarak da oldukça beğendim ve sıcaklık olarak değerlerini gördüğünüzde de sizler de fark etmişsiniz ki laptop yüksek sıcaklıklara çıkmıyor ve çıktı anlarda kendisi iyi bir şekilde soğutup burada sizleri rahatsız etmeyecek bir sıcaklık performansıyla geliyor. Yani ben klavyede aşırı bir ısınma kasasında bir sıcaklıktan dolayı bir sıcaklık hissi yaşamadım. Hani bu anlamda da HP Home Transit 14 tüm bileşenleriyle beni memnun etti diyebilirim. Pil tarafında 71 Wh'lik bir batarya ile geliyor. HP Home Transit 14'ün pil performansında benim kendi kullanımda işte oyun oynarken daha yaratıcı çözümlerde hep şarjda kullandım. Ancak işte Vizi film izleyeyim, biraz tarayıcıda gezineyim, ofis işlerimi halledeyim gibi kullanımlarım da bana yaklaşık olarak burada 5 saatlik bir performans verebildi. Zaten hani ben daha çok yüksek parlaklık ayarında kullanayım. İşte genelde 120 er sinema hızında burada işte uygulamaları kullanmayı tercih ediyorum. E aynı zamanda hani kullanım olarak da bakmış olduğunuzda sizlerin hani biraz daha güç tasarrufu yerine ben bu laptopta performans istiyorum dediğiniz anlarda işte orada güç tüketimi artabiliyor. bu yüzden de yaklaşık olarak 5 saatlik bir kullanım mevcut. Ancak hani sizler biraz daha güç tasarrufu odaklı takılayım İşte ben daha düşük parlaklıkta kullanayım dediğinizde zaten kendi fabrika verilerinde de bu sürenin 8 saate kadar çıkabildiğini belirtiyor. Hani sizler de burada bir 6,5 saate kadar belki çıkartabilirsiniz. Ancak hani benim kendi kullanımda yaklaşık olarak 5 saatlik bir performansı ben pilinde alabildim. Bu anlamda da hani pilin normal bir oyuncu laptopu için kabul edilebilir bir değer. Çünkü bu bir oyuncu laptop arkadaşlar. Kendi içerisinde Nvidia GeForce RTX 4070 gibi bir ekran kartı bulunuyor. İşte güçlü bir işlemciye sahip ve ekranının zaten parlaklığı olsun, renkleri canlı. OLED bir panelle de gerçekten burada tüm bileşenleriyle sizin her zaman iyi performans da al, kullanayım diyebileceğiniz bir laptop. Hani ben işte bu laptopu işte güç tasarrufunu kullanayım diyebileceğiniz bir laptop değil. O yüzden de hani bu Tüketim değerleri gayet Anlaşılabilir, makul değerler. Hani bunun yanında zaten oyun oynadığınız senaryolarda da cihazı şarjda kullanıyorsunuz. Şimdi bağlanabilmek tarafında bu laptop en yeni teknolojileri de beraberine getiriyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4'ü destekliyor. E bu sayede mesela Wi-Fi tarafında sizler yüksek internet hızlarını bu laptopta rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Aynı zamanda gecikmeyi de en aza indiriyor. Yani oyunları oynarken bu laptopta Wi-Fi tarafında herhangi bir laglanma yaşamıyorsunuz veya anlık bir işte Wi-Fi'de o internetin dalgalanma gibi bir sorun olmuyor. Hani ben rekabetçi oyunları oynamasını sevdiğim için bu detaylar benim için önemli. Oyunda anlık olarak bir işte orada dalgalanma olsa, ping olsa ne olur benim o anki oyun keyfim zedelenir. Ancak ben HP Home 14'te böyle bir sorunla karşılaşmadım ve kendi ev internetim, ofis internetimde gigafiber olduğu için de bu yüksek hızı laptopta da alabiliyorum. Hani bu anlamda da güncel teknolojilerin en yenisini bünyesine barındırıyor olması da iyi yanlarından biri daha. Evet HBO'nun Transit 14'ün tüm detaylarından bahsettik. Şahsen benim hani sizlere de bahsetmek istediğim olay buydu. Hani kibar ve şık yapısında ufak halinde sizlere güçlü bir performansı rahat bir şekilde sunabiliyor. Hani bu benim tüm fikrimi değiştiren şeyler oldu. Yani baktığımızda Evet 14 inçlik form faktörü ile beraber bakıyorsunuz OLED paneliyle. İşte burada şık ve kibar sağlam kasasıyla aynı zamanda işte Intel'deki güçlü işlemcisi Nvidia GeForce RTX 4070 gibi bir ekran kartı. İşte onun yanında destekleyen bileşenlerinde SSD ve RAM'in güçlü olması ve pil tarafında da sizlere yetebilen işte USB portlarıyla zengin bir laptopta Burada diyorsunuz ki ben niye önceden kaba hantal laptoplar kullanıyormuşum HP umtrent 14 gibi şık ve kibar laptoplar bence artık yeni trendler olacak. İnsanlar bu tarz laptoplara yönelecek. Çünkü sizlerin hem oyun ihtiyacınızı karşılayabiliyor, hem yaratıcılık ihtiyaçlarınızda işte Adobe Premiere, Adobe Photoshop gibi uygulamalarda sizlerin her şeyinizde çözüm bulabiliyor. E bunun yanında da mesela bir ofis gibi kullanımlarınızda da işte bunda Word, Excel, PowerPoint gibi uygulamalarda işte tarayıcıda gezeyim gibi dediğiniz durumlarda da Zira o tarafta da akıcı bir performans sunabiliyor. E bu anlamda bakmış olduğunuzda HBO'nun Transit 14'ü ben çok beğendim. Hani benim için eksi bir yanı olmadı. Belki başka kullanıcılar için işte kasasına parmak izi bırakıyor olması veya ufak form faktörü başka kişileri yetmeyebilir. Bunlar eksi özellik olarak sayılabilir. Onun dışında ben başka bir eksi özelliğine rastlamadım. Yani benim incelemem bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.